Bey, 5. yarışmacımız. Neler oldu Erman Bey? Vallahi acayip olaylar oldu. Yani 4 kere takıldı. Çok iyi yarıştı bence herkes. Umarım ben takılmam ve sonunu getiririm diyorum. 4 performansın da 4'ü birden 9000'i aşabilecek performanslardı. Naçizane fikrim şu. Siz aşmayın. Şu anda size 27 tane harf alma hakkı bıraktılar üstadım. Evet. Sakin sakin ilerleyelim. Aynen bir öyle. Tane daha olsaydı soru başına 2 harf alabiliriz diyecektik. Şimdi soru başına 2 harf alacaksınız, bir tanesinde bir tane alacaksın. Alın. Onları eve götürüp de oynayamayız o harflerle. Evet. Tamam mı? Alın, rahat rahat alın. Hatta her harf aldığınızda dönün bir onların yüzüne bakın. Olur mu? O kadar da değil. Ama yani risk almamıza gerek yok. Bunu biliyoruz. Biliyoruz. Böyle bir coşmayalım. Aman ha, biz yaşadık benzer şeyleri sizin de çok yakınlarınızla. Olmasın onlar tekrar. Tarih teker üretmesin efendim. İlk soru gelsin mi? Gelsin. Buyurun. Barınmak veya başka amaçlarla kullanmak için inşa edilmiş her türlü mimarlık eseri. Bina. Bina dersiniz. Peki ne yaparsınız? Basarım. Bilmiyorum. Ve söylerim. Bina. Yanlış. Şimdi çünkü bina barınmak için kullanılabilir. Evet. Ama mesela köprü. Eser, inşa. Yol değil. Bina alanı mı derler mesela inşaat alanına? Yok. İnşa etmek nedir üstadım? Yapmak. Yapı. Yapı. The artist var. Şimdi oldukça eskilerden. Uğurlu Giller diye bir dizi vardı. Zannediyorum hatırlamazsınız. Buyurun gelsin. Eskiden bir ailenin hizmetinde uzun süre çalışmış yaşlı kadınlara verilen bir unvan. Ben bir harf alayım. Alalım mı? Peki. Hatta mensubu olduğu milletle birlikte anılırdı oradaki karakter. İşte kendisi bir esmerceydi. Arap teyze. Acem gibi bir şey değil. Bir harf daha alayım. Buyurun. Yaşlı kadınlara verilen unvan. İki sesli harf olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bece, bıcı, bici. Kız kardeşim. Bacı. Bacı! İki puan değerinde. Tamam. Şanssız sorular yan yana gelmişler. İkinci, özür dilerim. İlk 5 harfli cevap da böyle aslına bakarsanız. Pek ilgilenmediğiniz daldan geliyor zannediyorum. Bir kumaş türü. Buyursunlar. Erkek giyiminde de pek yer etmeyen bir kumaş türü. İpek iplikle dokunmuş ince şeffafımsı kumaş. Şeffafımsı. Evet, gecelikler, şunlar, saten. Bunlar. Bir harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım ben. Sırf bu kıyafetlerin konulması için şifon. Şifon yer diye. Bir mobilya türü var demeye kalmadan doğru cevap geldi. Hem kendisine hem beni rahatlattı Erman Bey ve 5 harfli cevaplarını da bitirmek üzere. Buyursunlar. Mercan tepeciklerini anlatırken sıklıkla kullanılan su düzeyindeki sıra kayalar. Resif. Şimdi neden harf almıyoruz? Çünkü biliyoruz efendim 5 harfli.